Nuh tufanında bütün bunların hepsi aynı anda gerçekleşti ve bütün dünya sular altında kaldı. Tabii işin gemi boyutu var, şey boyutu var, olağanüstü bir teknoloji boyutu var, insanları aşan. Çünkü bütün gemiler battı o tufanda. Bir tek gemi batmadı, o da Nuh'un gemisiydi. Başka gemi yok muydu yani? O yüzden o açıdan ele alıyoruz ve bunu biz sadece Kur'an'da değil, sadece Tevrat'ta değil, dünyanın bütün toplumlarının geçmişlerine, antik sözlü ve yazılı geleneklerine baktığımızda, tabii semavi dinlerin dışındaki hepsine baktığımızda bununla ilgili anlatımları görüyoruz. Bunların hepsini yazdım zaten, ben kitaplarımda da bunun üzerine birkaç kitabım var. Şimdi buna götüren dünyayı, insanlığı götüren olaylar, tamam, bir takım kısımları literal anlamda alacağız. Bir takım benzetmeler olarak mecazi şeyleri de alacağız ama mesela az önceki örnek öyle bir şeydi. Tanrı'ya karşı gelmek, onun kanunlarına karşı geliyorsun ama sadece o değil. Tanrı'ya karşı gelirken ne yapmış oluyorsun? Tanrı'dan başka ilahların edinilmesi üzerindendir. Bak bütün helak hikayeleri, helak edilmiş kavimler. İşte ondan sonra Ad kavmi vardır, Semud kavmi vardır, ondan sonra Lut'un kavmi vardır, ondan sonra Eyke halkı, Medyen halkı, bunlar hep helak edilmiş kavimlerdir ve bunların hepsinin ortak bir noktası vardır. Bunlar hem Allah'tan başka ilahlar edinmişlerdir. Bu ne demek olduğunu açacağız şimdi birazdan. Hem de zorbadır bunlar. Zorba. Yani Firavun halkı da evet Allah'tan başka ilahlar edinmişti. Firavun'a tapınıyorlardı. Ama Ad kavminin, Lut kavminin yaptığı gibi bir şey, zorbalığı yoktu. Lut peygambere misafirler geliyor. Bunlar meleklerdi. Ama onun kapısına dayandılar. O misafirleri bize vereceksin dediler. Onlar yol kesiyorlardı. Onlar eşcinsel sapkın ve saldırıyorlardı yani. Sadece cinsel tercihlerini kendileri yaşamayan, saldıran, zorba, yol kesen, işte gaspçılık yapan insanlardı. Bunlar bir araya geliyor. Mesela Mısır'dakinde öyle değil. O kısmı yok. Sadece böyle koyunlaştırılmış Firavun'a tapınan asalak yaratıklar. Firavun bizim karnımızı doyuruyor diyen asalaklar. Orada da bir fark ortaya çıkıyor. Mesela Nemrut'un kavminde de öyle. Büyük felaketlerde yani bir şekilde Tanrı'nın yolundan çıkmakla ilgili bir ilişki mi kuruyorsun? İşte öyle bir ilişki kuruyorum. Hatta ben bunu getirip bugüne uyarlıyorum. Ve bugün uyarladığım zaman karşıma bir tablo çıkıyor. O da şu, ben şu felaketleri ikiye ayırıyorum. Bir tanesi doğal felaketler, o işte o doğa yasalarına karşı çıkıyoruz, bunun sonuçlarını yaşıyoruz da. Bir tanesi de bizim kendi elimizle kurduğumuz sistemler var. Hayatımızla ilgili ekonomik sistemler var. Sosyal sistemler var, ahlak sistemleri var, siyasi sistemler var. Şu var, bu var, bu var. Bir sürü sistemler kuruyoruz. Ve biz onları eğer yozlaştırırsak, ki o yozlaştırmayı da nasıl yapıyoruz biliyor musun? Tanrı'dan başka ilahlar edinerek. Yani kendi içimizden tanrılar seçerek, insanların insanlara kul olması, köle olması. Yani bu geliyor ya da hepsi sistemlere, işte bu, olaylara. Aynen, yani kölelik sistemine geliyor, dayanıyor. İnsanın onurunu ayaklar altına alan bir takım azınlık zümrelerin, bunu dünyanın her ülkesine de uyarlayabilirsin. Küresel ölçekte de uyarlayabilirsin. Üst akıl dediğimiz şey mesela karşımıza çıkar. Bir azınlığın, bir elitin, geri kalan dünyanın bütün hepsinin üzerinde bir tahakkümü ve onlar üzerinden, işte bunu nasıl yapıyorlar? Bugün neoliberal ekonomi bunu borç üzerinden gerçekleştiriyor. Borçlandırarak. Bugünün finansal sistemi, bak o sistemlerin yıkılıp altında kalması. Mesela düşün, finansal sistemin yıkıldığı, bir hiperenflasyon yaşadığı bir ülke düşün. Bütün finansal bunları felakete nasıl bağlıyorsun? Ya felaket, işte insana ekmek alamıyorsun. Ekmek alamayınca ne oluyor? Millet çıldırıyor. Bak devrimlere. En son işte Mısır'da ne olmuştu? Hüsnü Mübarek'e yapılan o ayaklanmalarda ekmek sübvansiyonları kesilmişti. Bizim millet aç kaldı. Aç kalınca herkes sokaklarda birbirini parçaladı yani. Anlatabiliyor muyum? O felaket sosyal felaketlere gidiyor. Savaşlara gidiyor. İç savaşlara götürüyor. Ondan sonra ama yine çatışmalara bunu, götürüyor. Bak şimdi bunu yapan da yine insan, üst akılın kendisi olmuyor mu? Yani böyle oluyor, bir felaketi göre yapmıyor mu? Bir, ona, yani bu da üst aklın bir yönetim şekli olamaz mı? Öyle zaten ama ona sen kendin gidip ona kabul ediyorsun. Teslimiyetçi bir şekilde girdiğin zaman o sistemin içerisine, o teslimiyetçiliği sen birey olarak değil, toplum bunu, toplumun bir kesimi, çoğunluğu bunu gerçekleştirdiği zaman sen buna
ya burada bir yanlış var, burada bir yozlaşma var desen bile sen de maalesef o şeye tabi kalıyorsun. O kurallara senin üzerinde de işliyor çünkü. Evet. Şimdi tabii şöyle biraz sonra harbi konuşacağız. Gerçek anlamda konuşacağız. Çünkü medyada görüyorum biraz da hani böyle magazine düşmeye başladı harp konusu. Ben 2008'den beri anlatıyorum. Belki sen de bir o kadar anlatıyorsun. Sen kitabını yazdın. Şimdi bu konuyu da çok net biraz sonra masaya yatıracağız. Gerçekten nedir ne değildir. Fakat şöyle baktığımızda büyük felaketler iki türlü. Bir doğaya karşı çıkma dedi iki konuğumuzda hem Hamza hem Ali. Çok doğrudur. Çünkü doğaya bağlı sistemler veya ona uyumlu sistemler yapmadığını sürece bu felaketler insanoğlunu hep bulmuştur. Örnek verebiliriz şununla ilgili. Belki Nuh'un gemisi de o felakete karşı hazırlanmış, bir o doğa felaketine karşı hazırlanmış bir teknoloji, bir gemidir. Yani siz bugün herhangi bir fayın ortasında, yani hani hepinizin bildiği, ben de böyle bir hatırlatma yapayım. İşte biliyorsunuz bir mağaza, tabak mağazası, yani ismini söylemeyelim markanın. Yani züccaciye markasındaki tabaklarını hepsi duruyor ve yandaki ev bir şekilde yıkılmış. Yani demek ki buradaki konu nereye, bu dünyada 21. yüzyılda neye ev yaptığınız değil, nasıl ev yaptığınız önemli. Yani belki yozlaşmadan bahsetti Hamza. Belki yozlaşmanızın aslı o evi yapanlar veyahut da o sistemi kontrol edenler olabilir. Yani onun için böyle felaketler de insanlığın karşısına çıkıyor olabilir. Çünkü ama aynısını gördüğümüz zaman başka yerde... O evi satın alanlar da bu işin içinde diyorum ben işte. Yani ama şimdi bu öğretiyle ilgili. Evet. Yani şimdi öğretmeniz lazım ki öğretmediğiniz... Şimdi biraz önce dediniz ki yurt dışında hani... Şimdi bakın hepinize soruyorum şimdi. Ben kuralların hepsine uyarım diyorsunuz. Gece 3'te sokakta kimse yokken bir kırmızı ışıkta karşıya geçer misiniz geçmez misiniz? Geçerim. Geçerim. Arabayla geçmem, yayan geçerim. Tamam bak yayan geçerim. Peki aynı şeyi söylüyorum. Aynı kırmızı ışığın karşısında bir kamera var ve diyor ki eğer geçersen sana şu kadar para cezası. Geçmem ya, o zaman. Geçeriz. Zaten geçmiyorum. Kamera demek var mı bakıyorum. Sistemler, varsa geçmiyorum. Yani sistemde tabii şunu da söyleyeyim. Bir şey var. Yani şimdi konuyu bir yanlış anlaşılmasın. Yani trafik kurallarını ihlal edecek bir şey, can güvenliğini kesinlikle öyle bir şey yapmam. Onu gözetiyorum. Bizim onlara bir şey olmasın. Geçer. Bakın şimdi ondan değil. Bizim milletimiz kelimesi eğitimden çok dolayı. Yok yok öyle yani, bir şey yok. Bunu, biz öyle güdülenmedik. Bunu bak. Şimdi ya yani o bizim bir avantajımız da ama aynı zamanda. Hemen hemen her yeri yani, sayılı buluyoruz. Her bizim de bir avantajımız bir şey ama. Bak dünyanın her yerine dolaşmış birisi olarak söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer ki bu cezaların büyüklüğü nadir insanların dışında, yurt dışında çok büyük cezalar olmasa onlar da geçer. Onlar da geçer. Şimdi demek ki devletin yaptırım gücü bu işlerde çok önemlidir. Şimdi şöyle gidelim bak. Şimdi herkes soruyor bana. Şimdi buralarda da yazıyorlar. Orada da bak bir bizde atıyor, şöyle bir sıkıntı sor. Daha var. Şimdi bu harp meselesini. Gireceğim bak, ben bir cümle söyleyeyim. Şimdi bizde cezayı arttırmak da işe yaramıyor. Cezayı arttırmak rüşvetin kapısını açıyor. Hayır şimdi. Ona 50 vereceğim ben, buna 20 vereyim kurtulayım diye. Şimdi burada da şimdi, o işte sonuçta. Biz söylüyoruz bunu yani. Sonuçta kontrol mekanizması iyi kurulmuş sistemler bozulamaz.